İlçe ziyaretlerini ara vermeden sürdüren Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, bu kapsamda Kula ilçesini ziyaret etti. Hayırlı cumalar, hayırlı cumalar, hayırlı cumalar, selamlar olsun. Hayırlı cumalar, selamünaleyküm. Cuma namazını Sandal Belde Camii'nde kılan Ergün, burada pazar yerindeki esnaflarla selamlaştı, daha sonra ilçe merkezine hareket etti. Sağlığınız, keyfiniz iyi mi? Hayırlı cumalar, hayırlı günler, hayırlı işler. Merhaba kardeşim. Hayırlı arkadaşlar, hayırlı işler. Hayırlı günler, sağ ol. Otobüs içinden vatandaşları selamlayarak ilçeye gelen Ergün, burada MHP Kula İlçe Kadın Kolları Seçim Bürosu açılışına katıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün. Okunan dualar eşliğinde Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, büronun açılış kurdelesini kesti. Hayırlı uğurlu olsun. Açılış töreninin ardından Ergün, ilçede esnaf ziyareti yaptı. Allah razı olsun, dua nesil gelmemize. Sağ ol. Tüm vatandaşlarla tek tek tokalaşan, esnafa hayırlı işler dileyen Ergün'e Kulalılar büyük ilgi gösterdi. Amin cümlemize. Hayırlı günler, nasılsınız? İyiyiz. Allah razı olsun, sağ ol. Şöyle. He. Allah razı olsun, sağ ol. Gel madem. Teşekkür ettik. Kimse gelin. Al bakalım. Başkan Ergün, Kula Belediyesi'ni de ziyaret etti. Belediye çalışanlarıyla selamlaşan Ergün, makamında bulunmayan mevcut belediye başkanı Selim Aşkın'a selamlarını iletti. Gün boyunca ilçe merkezinde esnaf ziyareti yapan Ergün, Kula Sanayi Sitesi ziyaretiyle ilçe merkezindeki programını tamamladı. Sanayi esnafı Ergün'e büyük ilgi gösterdi, başarılar diledi. Allah kuvvet versin. Ben alıyorum. Evet. Başkanım burada. Hayırlı günler. Merhaba kardeşim. Kolay gelsin arkadaşlar. Allah kuvvet versin. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah hayırlı işler versin. Hayırlı günler. Araya alıversin ya. Başkanım. Trafik işleri Büyükşehir'e geçecekmiş. Ya bunlar tabii hemen 6 aylık bir süre olmaz. En az bir 5 yıllık geçiş sürecinde yavaş yavaş gidecek. Allah razı olsun. Merhaba arkadaşım. Sağ ol. Kolay gelin. Hayırlı günler olsun. Sağ ol. Merhaba arkadaşım. Nasılsınız? Merhaba hocam. Nasılsın? İyi misin? Sağlık diyebileyim mi? Maşallah. Maşallah. Onları seni getirdi. Hocam bu çok iyiydi. 5 senif süt döktüm yapıp yapmadım. Evet. Kendiliğim bak. Biz efendim ama oylar. Saygı duyuyorum. 7 oyun var vallahi billahi senin. Vallahi seni gördüm. Sağ ol. Eksik. Ben bunu biliyorum. Teşekkür ederim. Hocam. Sağ ol. 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 Sağ
Kula merkezindeki gezinin ardından Ergün Kulalı muhtarlarla Akdoğan tesislerinde akşam yemeğinde bir araya geldi. Yemeğin ardından muhtarlara yönelik bir konuşma yapan Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün şunları söyledi. Maraton devam ediyoruz. Bütün ilçelerimize, bütün şehir olması sebebiyle 870'e ulaşan köy ve beldesiyle Manisa 17 ilçesiyle bir büyük şehir oldu biliyorsunuz. İşte bu büyük şehrin startı 2012'nin Ekim-Kasım aylarında kanunlaştıktan sonra biz de Şubat aylarında 2013'ün Mayıs ayına kadar yaptığımız bir ön hazırlıklarımız oldu. Ancak büyükşehir kısmen de olsak da sadece bütçe açısından büyükşehir olmadık hala. Ancak biz bu yaptığımız hazırlıklarla Manisa Belediyesi'nin kendi imkan ve bütçe şartlarıyla son 7 aydır Haziran'dan itibaren bütün Manisa genelinde köylerimize ve beldelerimize yaptığımız destek ve katkı yaklaşık 40 milyonu bugün geçme noktasına geldi. Yani Manisa Belediyesi'nin kendi bütçe imkanlarıyla bu yatırımı son 6-7 aylık süre içerisinde yaptık. Ne yaptık? Bir 150 kilometrelik köy yollarının asfaltlamalarını yaptık. Ha buraya belki asfalt gelmemiş olabilir. Selendiye 15 kilometre, Sarıgöl'e 5 kilometre, daha çok Yunus Emre Şehzadeler Belediyeliklerinde o köylerimiz, Manisa merkezine yakın olan köylerde 150 kilometre köy yolları asfaltlaması yapıldı. 550 bin metrekarenin üzerinde taş dağıttık bugüne kadar ve bu dağıtım hala da devam ediyor. Bunlardan ilk etapta dağıttığımız 400 bin metrekareye yakın ihale şartlarında dağıttığımız ve İhale hepsini hayriyetten ilçelerimizde yaptığımız Kula'da 11.700 metre, 12.000 metre ilk etapta bundan 3-4 ay öncesi bir taş dağıtımı yapıldı. Şimdi ikinci etap yeni yapmış olduğumuz ihale yaklaşık 10 gün öncesi, 15 gün öncesi müteahhit firmayla anlaşması yapılarak ikinci etap dağıtım başladı. Yine Kula'ya bir 12.000 metrekare civarında bir taşımız yine gelecek. Yaptığımız toplam 17 ilçede 150.000 metrekarelik bir taş, öyle söyleyeyim. Sonuçta tabii ki her şey imkan ve bütçe ile oluyor. Bu arada oturma bankı, duraktır, çocuk oyun parkıdır. Manisa'nın yine Yunus Emre ve Şehzadesi'nde 7 aydır 3500'ün üzerinde köy yolları, köylerimize, yeni adıyla mahallelerimize çöp konteynerleri dağıtarak onların çöp toplaması 7 aydır başladı. Ki bunlar büyük şehirden sonra olması gereken işler. Ancak biz 7 ay önce de bunları yapmaya başladık.